TV ekranlarında turizm dosyasıyla yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Bu haftaki durağımız Kaplıca Turizm Tesisleri. Ahmet Zeki Genç'le özel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Kıbrıs TV olarak size çok teşekkür ediyorum. Bu zannedersem ikinci, üçüncü programımızdır. Bu anlayışınızdan dolayı hakikaten sizi tebrik ediyorum ve bütün kanalların bu yerli yatırımcılara böyle bir imkan tanıması dileğimizdir. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi konuk ettiniz, biz de sizi konuk ediyoruz tesisimize. Bu arada da hoş geldiniz diyoruz tesisimize. Kendinizden biraz bahsedecek olursanız, ne kadar yıldır buradasınız? Evet, ben Ahmet Zeki Genç. 1975 aslen Trabzon'dan buraya göç ettik. İlk gelen göçmenlerdeniz. Yıllarca burada biz hayvancılık, reçbercilik yaptık. Balıkçılık yaptık. Balıkçılıktan sonra bu bölgede böyle bir potansiyelin çok çok eksik olduğunu hissettik. 20'li yaşlarda bu girişimlere kendimizi atadık ve ufaktan bir karavan türü bir otobüsle işte sandviç, hamburger diyemeyelim de tost, mos vesaire bu gibi eksikleri turistlerimizin ihtiyaçlarına sunduk. Ardından tabii ki bu işi baktık ki daha büyük açıklar var, daha büyük talepler var. Onları gidermeye için restoranı biraz daha büyütmek icap etti. Ardından tabii ki bu zamanlarda dönem dönem bu gibi talepler oluyor. Diğer dönemlerde çok durgun günler olurdu. İlk açtığım zamanlar emin olun ki bir arabanın geçmediği günler. Günler diyorum, gün demiyorum. Günler olurdu bu bizim bu yoldan. Ve çok bedeller ödedik. Bekleyerek, sabrederek, azmederek çok bedeller ödedik bu duruma gelmek için. Ve defalarca burayı vazgeçmek istedim, başka işe girmek istedim. Olmadı. Nasip bu turizmciliği ilerletmekti. Tabii çünkü gerçekten bir bakıyorsun benim arkadaşlarım, benden küçük olan arkadaşlarım hepsi devlet dairelerinde, devlet birimlerinde. Herkes o emekli olmak üzere. Ama biz maalesef bu tür işte yatırımın içine girdik ve çocuklarımla, hanımla bu duruma kadar geldik. Tabii ki büyük bir sıkıntılar içindeyiz bu yatırımları yaparken. Kırsal bölge ne kadar da olursa olsun Kıbrıs'ta bir potansiyel, bir insan potansiyeli zayıf. Bir turist potansiyeli zayıf. Yani yeterli değil. Onun için en çok etkilenen bizim bölgelerdir. Kırsal bölgeler. Bu işte bizim tabii ki Karpas başlangıcı diyelim Kaplıca.
Kaplıca, Büyükonuk, ekoturizmi biliyorsun. Evet, bir günle olmaz. Senede bir iki gün eko gün yapmayla o insanlar geçinemez. Senede bir ay, iki ay çalışmakla bizim bu tesis geçinemez. Bunun 9 ayı var. 9 ay biz açık tuttuğumuz sürece 9 ay elektriğinden tutun, diğer giderler, personel, sigorta ihtiyaç sandığı vesaireler, banka taksitleri, yani bunlar hepsi birbirini takip ederek büyük bir sıkıntı yaratıyor. Butik otellerde daha çok rağbet henüz yok. Henüz yok. Birçok yatırımcımız bu butik otellerde biliyorsunuz yatırımlar yapmış. Genelde bu Karpaz bölgesinde. Ama henüz bir randıman alamadık. Dediğimiz gibi sadece yerli turizm burayı desteklerse 2 ay 1,5 aydır bu gibi yerleri yabancı turist tanıtmamız lazım. Bunun da en başta Turizm Bakanlığımızın en büyük gayretlerini bu yolda yapmaları lazım. Şimdi bir şekilde büyük otellerimiz Yıldızlı ve Büyük Yıldızlı ve Gazinolu otellerimiz bir şekilde bunlar gazinonun avantajını kullanarak bir sürü imkanlar sağlıyor ve epeyce bir insan topluluğu getiriyor adaya. Ama onların bizde bir faydası yok. Bizim istediğimiz yabancı, Fransız, İngiliz, Alman, Avrupa ülkelerindeki turist potansiyelini bu türde buralara aktarmak ve bu buraların da ayakta durması lazım. Şimdi biz ne kadar bu işi başarabiliriz, bu bizim ufak butik oteller? Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar başarabiliriz ki yurt dışından? Tamam, bir bireysel olarak bu ülkeye en çok turisti kazandıran bizik. Ben ona inanıyorum. Ben her sene bireysel olarak bir sürü aileleri buraya getiriyorum. Kumara gitmiyorlar. İşte geliyorlar, arabalarını kiralıyorlar. Burada kalıyorlar. Buradan Karpaz'a gidiyorlar. 2 gece orada kalıyorlar. 3 gece burada kalıyorlar. 1 gece Girne'de kalıyorlar. Kalmıyorsalar 10 gün burada kalıyorlar. Buradan bütün adanın her tarafına günübirlik gidip geliyorlar. Gittiklerinde her gün bir restoranda, bir mağazada, bir yerlerden bir alışveriş yaparak geliyorlar. Bunlar ülkeye para bırakıyor. Yoksa gazinoya gelip, gazinonun içine girip, gazinodan çıkıp Türkiye'ye gidip, başka yere gidip, bunlar bizim ülkemizde. Evet, bunlar da önemli. Ama bu sadece bir otel ve hava yolunu taşımaktan başka bir şey değil. Yani hava yollarının aracını kullanmaktan ve gazinoyu kullanmaktan başka bir faydası yok diye düşünüyorum bu gazino turizmi ve müşterisi. Ha, bizim bireysel olarak çalıştığımız her tarafa, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Bizim yaptığımız bireysel olarak buraya getirdiğimiz turistler. Bir, ikinci bir mesele. Acenteler biliyorsunuz, acenteler belirli bir rakam alıyor. 115, bilmiyorum, 100 euronun üstünde bir para alıyor her getirdiği turistten. Biz onu alamıyoruz. Ben de getiriyorum seni. Ben de getiriyorum ama ben o parayı alamıyorum. Artık büyük oteller hem onu alıyor, hem gazinoda gelirini alıyor, hem de getirdiği turist başına, turist diyelim. Turist değil bence. O gazinoya girip çıkan, gazinodan tekrar havalarına giren bizim turistimiz değil. O gazinonun turistidir. Gazinonun müşterisidir. Kıbrıs'ın değildir. Ve bunu iddia ediyorum. Bütün benim gibi düşünen arkadaşlar da aynısını kabul eder. Etmek zorundadır. Çünkü o tür turistin, çarşıya çıkmayan turist, kiralık araba alıp yürümeyen turist, sadece havaalanından binip gazinoya gelecek, gazinonun otelinde kalacak, oradan da 2 gün sonra Türkiye'ye sağa sola gidecek, o turistin bize bir faydası yok. Çok cüzi. Çok cüzi, kimseye bir şey olmaz gazinoda. Ama bizim uğraşımız bu kırsal bölgelerdeki butik oteller ve bizim gibi kırsal bölgelerdeki turizm çalışmaları yapan arkadaşlar, emin olun ki bizim daha fazla faydamız var Kıbrıs'a. Çünkü
bir Alman'ın, İngiliz'in bu tür yerlerde, bu doğa iyi korunmuş bölgelerde daha fazla ilgi yapıyor. Ama yetersiz mi? Yetersiz. Sadece bizim gayretimizle olmaz. Bunun Turizm Bakanlığı yani grup grup halinde bize iki gün burada, iki gün Karpaz'da, iki gün ya da birer gün kış boyunca bir yürüyüş grupları olsun. Ben defalarca Turizm Bakanlığımıza önceden beri bu dağ yollarının, yürüyüş yollarının tamamlanması ve haritaların çıkması lazım. Gelen turistleri sadece Girne dağlarında değil, bu dağlarda da beş parmakların devamında da gezdirip tanıtmak lazım. Buralara uğramaları lazım. Bir gece burada, iki gece Karpaz'da en azından bir nebze bir şey olur. Tabii tabii. Bizde maalesef kuraklık yok. Bunu bir söyleyeyim. Şimdi ben hayvancılık da yaptım, tarımcılık da yaptım. Tamam, o da doğal. Şimdi adamlar ekiyor, biçemiyor, şeyi alıyor, kuraklığını alıyor. Peki o kuraklığı alıyor da bizim kurak geçtiği zaman ne yapmamız lazım? Kim ödeyecek? Ben bir sürü yatırımlar yaptık. Devletimizin bize ikram ettiği kredi oranını biz alamadık. Yüzde işte belirli bir miktar bir kredi teminatında bulundu devletimiz. Dedi ki işte bu kadar yatırım yaparsan bu kadar kredi. Rakam vermeyelim de. Maalesef o kredi oranını biz alamadık. Vaat ettikleri kredinin yarısını alabildik. Ve şu an o kredilerin içinde de boğuluyoruz. Ödeyemiyorsun. İki ayla ödenmiyor. Peki biz ne yapmamız lazım? Şimdi hayvancı ineği rastgele ölüyor. Gidiyor hemen devlet tezminatını alıyor. Ekin ekiyor. Hemen ona kuraklık parası veriyor. Balıkçı ne bileyim balığı ağları yırtılıyor. Bir nebze yardım alıyor. Bilmem ne yapıyor. Biz ne yapalım? Hadi biz bu yatırımı yaptık. Burada bekliyoruz. Şimdi böyle bekliyoruz. Müşteri gelirse iki kişi yediriyoruz. İki kişi konaklıyoruz. Üç kişi gönderiyoruz. Ne yapmamız lazım? Yani bunu devletin ciddi ciddi bize karşı bir politika yapması lazım. Ve bir en azından kış aylarında elektrik giderlerimizde bir iyileştirme ve bir süspansiye yapması lazım. Ondan sonra sigorta ihtiyaç sandığı çalışanların onlara bir destek vermeleri lazım diye düşünüyorum ve ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyacımız var. Sorunlar çok. Konuşmaya devam edeceğiz. Otelimizi gezeceğiz, restoranımızı gezeceğiz birazdan. Otelimizin de hikayesini siz anlatıyordunuz. Biraz evvel yarım kaldı. Restoranı açtık önce dediniz. Sonra otel kapatıyoruz. Restorantı açtık. Restorantı işte gelen Gülsüm Hanım inanır mısınız? 1990'lı yıllarda, 90-91'li yıllarda bu bina yarım inşaat bir binaydı. Üçte bir kadar büyüklüğünde yarım inşaat bir binaydı. Mandra olarak da kullanılıyordu. Uzun yıllar mandra olarak kullanılıyordu. Tabii biz temizledik, boyadık, tamiratını yaptık. Bir müddet işgalci gibiydik. Ondan sonra burayı tamamen devlet dairelerimiz, bürolarımız bize icar yoluyla icar etti. Derken bir şey oldu. Gelen turistler kalma yeri istiyor. Defalarca ben kendi odamı verdim. Ben gittim köyde kaldım. Onlar buranın bekçiliğini yaptı. Günlerce. Çok kere oldu öyle. Baktık öyle bir talep var, öyle bir eksiklik var. Biz bu alt tarafı, bodrum tarafını beach bar olarak kullanıyorduk. Ondan sonra onu odalara çevirdik bir kısmını. 8-10 tane oda yaptık aşağıya. Küçük küçük işte günübirlik bir iki gün kalmalı. Bu yetmedi tabii, yetmiyor. Yetmeyince böyle bir büyük bir projeye kafamıza koyduk. İşte
biraz devletin ufak tefek diyelim yaptığımız yatırımlara göre ufak kredi desteği aldık. Yerel bankalardan çok borçlandık. Onları hala sıkıntısını çekiyoruz. Derken bu tesisi bu durumda 2011'e kadar bitirdik. 2003'e kadar işte restoran ve alttaki odalar derken bu yeni göreceğiniz büyük bir bölümü bungalov ve oteli de 2003'ten 2011'de açılışını yaptık. Tabii bu arada bu yatırımları yaparken bu Karpas-Girne sahil yolunun inşaatının defalarca Türkiye'deki firmalar ihalesini alıp iflas ettiler, işte anlaşamadılar derken bu yolun yarım kalması 4-5 sene bizi çok etkiledi. Çok büyük bir bize darbe vurdu. Çünkü yolun istabilize kalması nedeniyle bize gelen müşterilerin %80'i Girne ve Lefkoşa istikameti üzerinde olduğu için çok mağdur olduk o yıllarda. Çok çok mağdur olduk. Derken işte 2011'de açılışını yaptık. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve tabii ki imkanımız olsa ben yıllarca bu termal olayını Kaplıca diyoruz ya, benim tesisin ismi de Kaplıca. Neden Kaplıca? Bu tesisi yaparken ben bu termal olayını yatıp kalkıp tekrar yatıp kalkıp hep onu düşünüyorum. Yani bu termal olayını bizim bu bölgemize ismine yakışır bir şekilde bir termal tesis yapmayı düşünüyorum. Şimdi Rum zamanında bir çalışma vardı. Burada bir meşhur bir kaplıcaları vardı. Yani şifa niyetiyle kullanıyordular. Tabii zamanla bu tesisler çalışmaya hepsi kaybolmuş. Tekrar bunları canlandırmak istiyorum. Peki şu an mevcut mu termal su içeride? Termal su şu an mevcut ama çok büyük bir maddiyatlar gerekiyor. Yani aşağı yukarı 3-4 trilyonluk bir yatırım daha yapın. Denizin şekilimizi hissedebiliyor musunuz peki? Bölgesini hissediyorsun ama siz hissedemezsiniz orada. Tabii bunlar büyük, yüzlerce metre sondaj vurulması lazım. Jeofizikçiler günlerce, aylarca bir çalışma yapması lazım da bu sonucu alabilmemiz için. Ben ilgilendim. Türkiye'den ekip getirdim, baktık. Fakat her şey maddiyata dönüyor. Her şey maddiyata ve bir şu anki şeylere göre dediğimiz gibi bir sadece suyun çıkması 1,5-2 trilyon bir para gerekiyor ama tabii ki keşke imkanımız olsa bu tesis gibi hemen onu da yapsak ve bu ülkenin romatizmalı insanlarımıza hizmetine sunsak. Tabii. Bir de düşünebiliyor musunuz? Şu anki o türde rahatsız olan insanlar Türkiye'lere gidiyor. 10-15 gün oralarda kalıyor. Niçin burada olmasın? Böyle bir tesis ve daha işte günübirlik gidip gelen olabilir. Tabii. Biz gezeceğiz otelimizi, restoranımızı, dediğimiz gibi izleyicilerimize de gösterelim, tanıtalım. Bu arada yoğunluk durumumuza da bakacak olursak genellikle hangi zamanda? Şimdi epeyce senedir, birkaç senenin içinde ilk kez böyle bir durgunluk yaşıyoruz. Bu sene biliyorsunuz havaların biraz aksi gitmesi bu bütün ailenin çocuklu ailelere yansıyor. Küçük çocuklu ailelere yansıyor. Bizim şu an müşteri potansiyelimizin %80'i 90'ı yerli turizme yöneliktir. Evet, yerli turizme yöneliktir. Onun için havaların da böyle gitmesi insanları bir nebze geri bıraktı. Hafta sonu bir pazar günleri daha yoğun oluyor. Cumartesileri daha fazla bir talep oluyor odalarda. Ama şu an hafta arası biliyorsun salı günü. Yani doluluk oranımız %40, %45 dolayındadır. Tabii. Hafta içi daha sakin. Şimdi hafta sonu geliyor daha yoğun. Zannediyorlar ki hep böyle oluyor. İşte
Halbuki hafta arası daha sakin, daha güzel, daha şimdi havuzda bakarsanız çok az insan var, daha rahat. Hafta sonu daha yoğun oluyor. Ben bütün halkımıza rica ediyorum, hafta arası da bir buraları bir tercih etsinler. Daha farklı bir ortam göreceklerine ve daha rahat edeceklerine eminim. Restoranımıza geldik. Restoranımızın kapasitesi kaç kişilik? Şu an bulunduğumuz mekan 450 kişilik. Dışarıda bir 50 kişilik daha teras bölümümüz var. Havuz barımız var 40 kişilik. Beach barda biraz önce gördüğünüz 180-200 kişilik. Yaklaşık 700-750 kişilik bir oturma kapasitesi var. Otelim zaten restoran bölümünde daha çok ağırlıklı olarak balıklarımız mevcut, kebaplarımız mevcut, evet, değil mi? Evet, balık ve kebap çeşitleri ama özellikle yerli balıktır bizim menümüz. Siz balık tutuyor musunuz? Ben 18 sene balıkçılık yaptım. Şu an benim biraderler, yeğenlerim yapıyor. Onlar bize balığı tedarik ediyor. Restoranın taze balıkları da oradan mı sağlanıyor? Tabii, evet. O şekilde taze balık sunuyorsunuz. Evet, yerli balıkçılarımızdan balığı temin ediyoruz. Ve onları halkımıza sunuyoruz. Gördüğünüz gibi balıklarımız da geldi. Evet, o da tam konuşurken. Aynen. Bu balıklarımız neler? Hangi çeşitler bunlar? Şimdi bu orfo diyoruz, lakos diyoruz, barbun, mercan. Bu voppa dediğimiz balıktır. Balık. İskaro. İşte bugün gelen, biraz önce gelen balıklardır bu. Bunlar bugün temiz yani, denizden yeni tutuldu. Tabii zaten görüyorsunuz şekli, şemali gösteriyor. Gösteriyor. Evet. İşte bunları müşteriye böyle sunuyoruz ve bunlardan seçiyor ve bize ikram ediyor, müşterilere ikram ediyor, şey yapıyor, hizmet ediyor. Pazar günleri böyle değil de bir balık teşhir trollümüz var. Onun içine koyuyoruz buzlarla beraber. Oradan insanlar seçiyor. Her masaya gidip biz alıyoruz balık siparişini ve orada görüyor, orada seçiyor. O pişip ona geliyor. Evet. Yani biz değişik tarzda çalışıyoruz bu balık işine. Yüreklilikle çalışıyoruz. Bu cesaretle çalışıyoruz bunu. Hiçbir restoranda olmayan bir sistemle çalışıyoruz. Biz gösteriyoruz, ona göre seçiyor ve ona göre siparişini alıyor ve öyle geliyor. Farkındaysanız hiçbir restoran böyle bir potansiyel sunamaz, çünkü öyle bir potansiyel yakalayamaz. Çünkü bizim bana çalışan 5-6 tane tekne var ve onun dışında Sirt'e gidenler var. Bu tabii ki daha büyük balıklar geliyor, mineri tarzında. Bunları da sunuyoruz. Ahmet Bey, restoranımızda müşterilerinize güzel ikramlarda bulunuyorsunuz. Tabii buraya öncelikle daha çok balık yemek için geliyor insanlarımız, değil mi? Evet, tabii. Yerli balığı daha fazla tükettiğimiz için insanlarımız biliyorsun buna hasret diyebiliriz. Özellikle deniz balığına. Tabii, özellikle deniz balığına daha fazla bir merak ya da özlem duyduğu için insanlar sağ olsun Lefkuşa'dan, Girne'den, Mausa'dan bizim bu yerli balığın tatmak için geliyorlar. Peki, biliyorsunuz balığın yanında değişmez olan bir salatamız, çipsimiz ve çips de yerli olarak kullanıyorum. Yerli patatesi kullanıyorum. Kesinlikle donmuş patates kullanmıyoruz. Kalamar, karides, bu tür deniz ürünlerini de kullanıyoruz. Mezelerden çok şey yapmıyoruz. İşte çakistes, turşu, humus, cacık, bu tür kabbar zamanı, pancar turşusu. Bunları çok aşırıya kaçmadan. Çünkü çok aşırı olursa balığı yiyemiyorlar. Tabii balığı yiyemiyorlar. Ondan dolayı
her şey tadında ve her şey doyumluk bir şekilde insanlara sunuyoruz. Günlük olarak balık çıkıyor mu gerçekten? Balık tabii havaların, tabii burada havalar bozmadığı sürece her gün balıkçılarımız hemen hemen denize gidiyor. Aslında ülkemizde balıkçılık çok gelişmiştir. Gelişmiş olsa eminim bunun pazarı daha iyi olacak. Bizim limandaki balıkçılarımız genelde av balıkçılığı yapıyorlar. Paragadi av balıkçılığı yapıyorlar. Çok açık sulardaki balıkçılarımız yok. Henüz o tecrübeye sahip olan balıkçılarımız yok. Aslında onların da bir nebze birkaç balıkçının olması lazım. Böyle zaman zaman bu balığı bulamadığımız günlerde çok açık sulardaki balıkları aslında tutup buraya getirmeleri lazım. Türkiye'de biliyorsunuz yasaklanıyor yaz dönemlerinde. Burada serbesttir bütün sene balıkçılık. Ama o türde balıklar da aslında tutulup hizmete sunulması lazım diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman biz de balık bulmada zorlanıyoruz. Bitmez ama çeşitleri bulamıyoruz gene. Sular ısındıkça balık çok açığa gittiği için bizim balıkçılar da o derinlikteki balıkları avlayamayacak bir potansiyel malzeme olduğu için şey yapamıyorlar. O derindeki sulardaki balıkları avlayamıyoruz. Zaman zaman biraz sıkıntı yaşıyoruz ama gene de idare ediyoruz. Balıkçılık üzerine yine baktığımız zaman tabii ki gelişmesi lazım ama insanlarımız özellikle Lefkoşa'da ve o tip yerlerde yaşayanlar balık bulmakta zorlanırken böyle bir yere gelip hem deniz manzarası eşliğinde hem deniz kokusuyla balık tüketebiliyorlar değil mi? Bu imkanı yakalıyorlar. Tabii. Bu denizi görmeden balığı yutmak biraz Lefkoşa'da balık yemeye benzer. Onun için bir yandan yerken bir yandan bu denizin dalganın sesi ve denizin ışıltıları buraya yansıması lazım ki eminim ki bu hem psikolojik olarak hem tad olarak değişiyor. Gerçekten değişiyor. Peki haftanın her günü açık mısınız? 365 gün açığız. Diğer günler kapalıdır. Diğer günler nasıl oluyor? 6 saat kapalı gibi ama 365 gün açıktır. Akşam evet. Saat kaça kadar servisiniz var? Müşterinin durumuna bağlı. 12, 1, 2 o civarlara kadar açıyoruz. Evet. Peki daha çok biz fiyatları da merak ediyoruz. Örneğin bir balık menüsü alan bir kişi ne kadar ödeyecek? Şimdi en ucuz balık çipsi, salatası yanında 25 liradan başlıyor. 50 liraya kadar çıkıyor. Bana ama bizim kesinlikle yerlidir balığımız. Çupuranın dışında kesinlikle çiftlik balığı kullanmıyoruz. Diğer bütün balıklarımız çupura bulabiliyoruz. Çupura denizde yok. Olanlar da tek tük çıkıyor. Onun için kim söylerse de yalan söylüyor. Öyle mi? Biz alıyoruz. Biz de bazen yok teknelerde bazen çıkıyor. Ama bu çupuralara benzemez. Daha büyük, daha farklı olur. Ölçüleri farklı olur. Biri 700 gram gelir, biri 300 gram gelir, biri 500 gelir, biri 1 kilo gelir. Bunlar deniz çupurası olan var. Ama standart şekilde verdiğimiz biliyorsunuz çarşıda aldığınız çupuralar standarttır. 3 tanesi aynı boyuttadır. Bunlar kesinlikle çiftliktir. Biz de kullanıyoruz ama biz insanlara diyoruz bu çiftlik, bu deniz balığı. Çupuranın dışında kesinlikle kullanmıyoruz. Çiftlik balığı kullanmıyoruz. Onu da insanlara söylüyoruz. Bilinçli bir şekilde alıyorlar. Balık çeşitlerimiz tabii oldukça lezzetli balıklar var diyebiliriz. İşte bunlardan biri de hemen arkamızda geliyor şimdi masaya servis edecek. Evet. Biz de tadacağız bugün şimdi, bu lezzeti. İşte biraz hangi balığımız geldi? Biraz önce gördüğün gibi balıkların içinden biz yap getir dedik ya işte içinden ne geldi? O mercanı pişirdik. İçinde gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapalım. Darısı ne diyelim bizi izleyenlerin başına mı? Evet, aynen öyle. Bu güzel darısı lezzetleri gelip buradan tatsınlar. Şu barbun biraz önce gördüğünüz tepside gösterdiği mopa. Evet, mopa. İskaro dediğimiz balık. Lokum ve mercan. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Balığın en iyisi hangisi? En iyisi. Bilmem, balıkların hepsi güzeldir diye düşünüyorum. O gün çıkandır. O gün çıkan tarzı.
taze balık. Evet. Evet. Onun için bunlar da bugün, balık, taze balık. Bunlar da bugün çıktığına göre en iyi balık bunlar. Afiyetle yiyelim. Farklı bir restoranımızdayız. Bu restoranımızda daha çok hızlı yiyecekler, yani fast food dediğimiz yiyecekler ikram ediliyor misafirlerimiz herhalde. Evet. Burası tesisimizin beach bar bölümü. Yaklaşık 180-200 kişiye hizmet veriyor. Burada işte snack türü şeylerin, yiyeceklerin hizmetini yapıyoruz. Hafta arası tabii yukarıdan restoranımızdan buraya servis de getiriyoruz. Sadece pazar günleri yoğun olduğumuzdan dolayı burayı snack türü yiyeceklerle meşgul edebiliyoruz. Üst tarafı da balık, işte kebap çeşitleri vesaire. Onlarla daha iyi bir hizmet verebilmemiz için böyle bir ayrımcılık yapıyoruz pazar günleri. Misafirler için de rahatlık ve kolaylık oluyor. Tabii, Çünkü plaj kıyafetleriyle buraya gelip aynen öyle. Evet, aynen öyle. Tabii burada gelip birkaç saat durduktan sonra yukarıda yemeğini yiyip tekrar aşağıya inen ailelerimiz var. Günü birlik gelip de işte hem burada hem yukarıda vakitlerini geçiriyor. Yemek vakti yukarıya çıkıyor. Yemek bittikten sonra burada kahvesine, içeceğine devam ediyor. Onlar için de çok iyi ve rahat oluyor. Aslında otelde konaklamadan da buraya gelip plajı kullanıp burası halk plajı. Ben bunu da sürekli şey yapıyorum. Bu benim değil. Halkın plajı, halkın tesisi. Kıbrıs halkının tesisi. Onun için bunu ben sürekli halkımıza en iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorum. Plajımız ücretsizdir. Ücretsizdir. Şezlong ve şemsiye ve ufak tefek şeylerden biz ücret alıyoruz. Onların ücreti ne kadar? Cüzi bir rakam diye düşünüyorum. Şezlong ücreti, şemsiye, şezlong 5 TL'dir. Lavaboları kullanma, duşu kullanma, soyunma odalarını kullanma, affedersiniz tuvaletleri kullanma 1 TL'dir. 1 TL. O da çok cüzi bir. Tabii. Onun dışında biz bir ücret almıyoruz. Bu plajın bütün bakımını ben yapıyorum, temizliğini ben yapıyorum. Gördüğünüz gibi plajımız Kıbrıs'ta en büyük plajlardan bir tanesi. Ve hiçbir kaymakamlık, belediye, hiçbir devlet birimi buraya temizlik yapmak için gelmiyor. Çevre Bakanlığı da dahil. Yani Çevre Bakanlığı burada bir kaplumbağa potansiyelimiz var. Ama Çevre Bakanlığımızdan rica ediyorum. Buraya biraz daha önem versinler. Bize biraz daha imkan. Ben temizliğini yapıyorum, her şeyini yapıyorum. Kaplumbağalarımızı görüyorsun burada. Ön tarafta yuvaları var. Ben koruyorum bunları. Ama bana da destek çıksın. En azından temizlik yapılırken, ada genelinde temizlik yapılırken burayı da unutmasınlar. Buraya da biraz önem versinler. Çünkü gerçekten önemli. Bizim Kıbrıs Türk halkı için önemli bir yer. Çünkü biz kullanıyoruz, biz tüketiyoruz, biz kullanıyoruz. Onun için buna da önem versinler. Burada da dediğimiz gibi hamburger, cheeseburger, tost, sandviç, içecek, soğuk, sıcak içecekleri hizmet ediyoruz. Yerimiz gerçekten rahat ve huzurlu bir atmosferiyle buranın. Biraz uzak ama uzak oluşu güzel oluşudur. Onun için halkımızdan hafta arası da buraya gelmelerini rica ediyorum. Bu kadar güzelim plaj cıvıl cıvıl olması lazım hafta arası da. Ahmet Bey, tesisinizin bir başka özelliği de karavan turizmine açık olması. Bu bölgede yapılıyor karavan turizmi. Şu an nasıl gidiyor? Evet Gülsüm Hanım, bu biliyorsunuz yüzlerce karavan adamıza geliyor ve programsız bir şekilde bu insanlar bunları alıyor ve bu karavanlar geliyor adaya. Ne için geliyor? Tatil amaçlı geliyor. Peki bu karavanlar geldiğinde nerede konaklayacak?
bir altyapı var mı? Bir yerde kim bu altyapıyı yaptı? Bu eksikliği de gördük bu arada bu yatırımları yaparken. Ve bu çok doğayı bozmadan, sahil şeridini çok aşırı kullanmadan böyle bir hizmet de vermek amacında bulunduk. Ve şu an 60 civarında karavana böyle bir hizmet sürüyoruz. Altyapısı dört dörtlük yapılmış. Atık suları bile atık su arıtma tesisine geliyor ve orada arıtılıyor. Tekrar çimenlere sağa sola kullanılıyor bu su. Bu da yaptığımız hizmetlerden bir tanesidir ve çok da iyi olmuştur. Çok da büyük bir Kıbrıs'taki bu karavan sıkıntısının büyük bir açığını kapatmış olmuştur. Başladık. İlk geldiğimiz oda özel bir oda. Bu odanın özelliği neler? Bu odanın özelliği kral dairesi. Yani tesisimizin kral dairesinden bir tanesi. İki tane böyle bir odamız var. Biri daha farklı. Bu biraz daha farklı. Kral dairesinin i̇şte, özelliği nedir? Gördüğünüz gibi daha farklı bir donanıma sahip. Daha farklı bir soğutma sistemi. Sonra burada şöminesi, jacuzzi'si. İşte hem kral dairesi hem balayı odası. Yeni evlenen çiftlere genelde bu odayı ikram ediyoruz. Geniş bir oda. Geniş bir arkadaki oda. Arkadaki salon bizim, gibi kısmı da çok güzel. Evet, evet. Bizim genelde diğer odalarımız da bu büyüklüktedir. 40 metrekaredir. 40-42 metrekare. Evet, evet, evet. Hemen hemen böyledir. Biraz sonra bir farklı odamızı daha göstereceğiz size. İşte bu şekilde gelen misafirleri ağırlıyoruz. Gerçekten 5 yıldızlı otellerin kalitesinde bir donanıma sahiptir. Bütün odalarımız, ya perdesinden, yatağından, her şeyine kadar mükemmel bir şekilde düşünüldü ve renkler gördüğünüz gibi çok boğmuyor, yumuşak çok tonlar. Şey yapmıyor. Evet, yumuşak tonlar. İyi bir kafa yorarak bu renkleri ve bu dizaynı yaptık. Herkes de memnun şimdi. Gördüğünüz gibi balkonlar geniş, her balkondan denizi görüyor, havuzu görüyor. İnsanla gelen insanlar küçücük bir odada daralmıyor. Rahat bir şekilde günlerini geçiriyorlar. Dolapları büyük, her şey LCD televizyon, buzluk, mini buzluk. Kasasına kadar, terliğine kadar her şey mevcut.